Dikkat! Abi ne yaptın sen ya? Ne demek ne yaptın? Gel buraya, nereye gidiyorsun? Ya salak çocuk! Çabuk bin dedim arabaya sana. Ya öldüyse? Bir gören olursa bittik. Abi çarptık, nasıl bırakırız ya? Sana bin dedim arabaya hemen. Kusura bakma abi ama ben böyle bırakamam. Allah kahretsin. Merhaba Efe. Gönül, hoş geldin. Gelmedim. Gidiyorum ben Efe. Ben hazırım. Sahiden gidiyorsun şimdi ya. Ben bakarım. Şimdi aldı her şeyini değil mi bu? Hiçbir eksiği yok değil mi? Kızmış, unutuyor diye uçak kaçırır diye ödüm kopuyor değil mi Osman Bey? Şimdi bir şey söylemiyorum ama kız gitsin. Bütün bunları sonra konuşacağım seninle. Konuşuruz, konuşuruz elbet. Sanki senden korkan var. Hasbinallah. Anneanne! Tövbe estağfurullah. Yanlış mı duydum ben? Yahu ne oluyor? Koş Osman Bey. Kıza bir şey oldu. Anneanne. Kurban oluyorum yavrum. Ne oldu? Anneanne. Annem. Osman Bey. Tut. Bir şey yok. Kızım söylesene ne var, ne oldu? Annem intihar etmiş. Ya biliyor musun, beni çok şaşırtıyorsun Deniz. Ya iki gün önce Aşkıma diye bir film yapıyorsun. Beni o filmle baş başa bırakıyorsun. Sonra bir anda ortadan kaybolup sıra kadem basıyorsun ya. Anlatır mısın lütfen, neler oluyor? Olan şu Aslı. Artık seninle yollarımız ayrılıyor. Olan bu. Deniz, ya ne demek yollarımız ayrılıyor? Evet Aslı, duydukların doğru. Artık yollarımız ayrılıyor. Daha fazla soru sorma. Lütfen artık git buradan. Hiçbir yere gitmiyorum. Her şeyi anlatana kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Aslı lütfen bak, her şeyi zorlaştırmadan git buradan. Deniz, cevap ver bana. Yüzüme bak. Deniz gözlerime bak, cevap ver ya. O filmde aşkını anlatan sen değil miydin ya? Cevap ver bana. Nereden çıktı bu şimdi? He? Sonuna kadar izlemedim diyordun. Ya ne sonunu izlemesi? Beni sevdiğini anlamam için sonunu izlememe gerek mi var? O filmi sen yaptın. O gece beni sen çağırdın. Bunların hepsi bana seni seviyorum demek içindi. Allah kahretsin ya, şimdi niye inkar etmeye başladın? Çünkü hepsi o geceydi, tamam mı? Artık her şey değişti. Unut hepsini. Unut gitsin. İnanamıyorum, biz ne yaptık ya? Allah kahretsin. Bana bak, tanıyor musun yoksa bu adamı? Salih amca bu abi, tanıyorum tabii ya. Biz bittik oğlum, anlıyor musun? Ya salak salak konuşma, bin şu arabaya. Adam da yaşıyor. Hadi gel. Şimdi birazdan ambulansına vereceğiz. Tamam. Sen zaten benimle Almanya'ya gelmeyecek misin he? Her şey, hepsi geride kalacak. Bu saatten sonra bir de bu ülkede hapise falan giremem. Bugün Aslı geldi. Sınavdan çok kötü bir puan aldığını söyledi. Ya
benim minderleri falan düzeltmem lazım. Vaktim var değil mi? Bir dakika. Ya seninle iki dakika doğru dürüst oturup konuşamayacak mıyız biz Efe? Ya sırf bu yüzden nasıl bir vicdan azabı çektiğimi anlamıyorsun galiba. Ya onca yıl hayalini kurmuşsun arkadaşlarına, değer miydi? Ya bu sadece beni ilgilendirir, tamam mı? Hayır efendim. Yaptıklarınla ikimizin de hayatında bir yara açtın. Birkaç hafta sonra herkes İstanbul'a gidecek Efe. Peki ya sen? Ben bütün bir ömrüm boyunca bir öğrencimin istikbaliyle ilgili vicdan azabı çekeceğim. Sense bir yıl daha hayal kırıklığıyla burada bekleyeceksin. Ya Gönül, sana daha evvel de söyledim, şimdi de söylüyorum, tamam mı? Vicdan azabı falan duymana gerek yok. Benim de hayal kırıklığım falan yok. Oldu mu? İstanbul'sa İstanbul. Ben de gidiyorum onlarla. Ha yani yine gideceksin. Yine kaçacaksın. Yine otostop yapacaksın. Yine seni seven herkesi perişan edeceksin ya. Öyle mi Efe? Ya bu benim hayatım. Kimsenin perişan olmasına falan gerek yok. Senin hayatın mı? Peki sen hayatını yaşarken etrafında neleri kırıp döktüğünün farkında mısın? Ya bu ne demek şimdi ya? Abim bir şey anlatmadı mı? Ha. Biliyoruz. Gelmişler seni istemişler. Boylarının ölçüsünü alıp gitmişler. Hiç şaşırmadım. Başka ne olacaktı ki? Mesela ben gerçekten abini sevmiş olamaz mıydım? Sırf sen olmadık bir sevdaya tutuldun diye o gün abine yalan söyleyip seni istemiyorum dedim. Yine sırf sen olmadık bir evlenme teklifi yaptın diye o gün çileden çıkıp sınavını mahvettim. Ya şu yaptıklarına bir bak Efe. Sence bu sadece senin hayatın mı? Yani beni sevmediğini söylüyorsun, öyle mi? O filmde söylediklerin hepsi yalandı yani, öyle mi? Bak Aslı. Hani bana yazdığın o mektupta söylediklerin vardı ya. Hani artık geçmişi unut demiştin. Söylediklerimi unut demiştin. İşte bu da aynen onun gibi bir şey. Hayır. Sakın bana bunu yapma. Aynı şey değil. Sen o mektubu aylar sonra buldun. Bense filmin izleyeli sadece bir gece oldu. Yani bir gecede insanın hisleri ne kadar değişebilir ki? İnanması zor, biliyorum. Bazen insanın ömründen bir gece bile çok şey alıp götürebiliyormuş. Ya seni sevmeye ve senin tarafından sevilmeye öyle açmışım ki. Bütün sözleri başımı döndürmüş. Hiçbir art niyet aramadım. Ay ne kadar aptalmışım ben. Belki bilmek istersin. Puanım çok iyi geldi. Herhalde tıp fakültesine de kazanırım. İstanbul'a gidebilir miyim bilmiyorum. Senin puanına da bakmıştım. Sanırım aramızda hayallerini gerçekleştirecek bir tek sen varsın. İstanbul'a git ve mutlu ol. Yolun açık olsun. Hiçbir şey düşündüğün gibi değil. İstanbul'a falan gidemiyorum. Demek sen de bizim koca kafalıyı sevdin ha? Ben seni deliler gibi severken... Sen en baştan beri abimi sevdin ha? Ya belki en başından beri değil ama... En başından beri değilse ne zaman Gönül? Ha? Arabayı ilk çarptığında mı? Yoksa toplantıya ilk geldiğinde mi? Yoksa şiarı dövdüğünde mi ha? Yoksa ne zaman Gönül? Ya artık bunların hiçbir önemi yok Efe. Ve bundan abinin haberi olmasını istemiyorum. Çünkü artık her şey bitti. Yollarımız ayrıldı. Artık gitmem lazım. Beni bekliyorlar. Beni düşünme artık o zaman Gönül. Takma kafana. Ne seni, ne sizi, ne de burada yaşadığım hiçbir şeyi unutmayacağım. Hoşça kal Efe. Hoşça kal benim. Hoşça kal.